Genetik malzeme ve sarmalleri ışık şifreli, fiber optik sistemler gibi bilgi taşıyan incecik iplikçiklerden oluştuğu için DNA kodlamanın taşıyıcısıdır. Harekete geçmek ve bilgiyi bedeninize getirmek için kullandığınız ışık sütunu da ışığın şifrelendiği ipçiklerden oluşur. Işık şifreli bu iplikçikler büyük miktarlarda veri ve bilgi taşır. Bedeniniz onlarla doludur. Belli bir düzen içinde bir araya getirilip yerleştirildiklerinde ışık şifreli iplikçikler birlikte çalışır ve taşıdıkları tarihe anlam kazandıran bilgileri serbest bırakırlar. Bedeninizin içindeki ışık kodlu iplikçikler evreninizin tarihini barındıracak kadar devasa büyük bir kitaplığa benzer. Dünya tarihi boyunca burada yaşayan pek çok tür oldu. Siz kendinizi insanlığın bu gezegenin yerel türü olduğuna inandırdınız. İnsanlar buraya yerleştirildi. Çok kısa bir zaman içinde insanları bir şok bekliyor. Çünkü çok farklı yaratıkların iskeletleri ortaya çıkacak. Bunların bazıları bulvar basınına konu olmak ve şaka olarak kabul edilmek ya da korkuyla gizlenmekle birlikte özellikle Güney Amerika'da meydana çıkarıldı bile. İnsanlığın bilinç frekansı alıcılığa yükseldiğinde ve kitle ruhunun sinir sistemini paradigmada bir sıçrama yapabileceğiniz noktaya kadar dengelendiğinde, dünyanın kendisi, meteorolojik şablonlar, dünyadaki değişiklikler, ruhsal keşifler ve bunun gibi bir dizi olay gizini açıklayacak. Yepyeni bir tarih çıkaracaksınız ortaya. Önünüzdeki görev, DNA'nızın evrimleşmesini bilinçli bir şekilde istemeniz. Buna niyet etmeniz, rıza göstermenizdir. İstemek, arzu etmek, birçok kimliğe girip çıkmanızı gerektiği için kolay değildir. Çok boyutlu varoluşunuz, özünüz ya da ruhunuzun tarihsel açısından her çeşit karaktere büründünüz. Bunların kimleri acı doluydu. Size meydan okuyan zorlu deneyimlerdi. Zaman, zorluklardan geçip ışık şifreli iplikçiklerde yeniden bir araya gelerek yeni sarmaller oluşturma, kendiniz ise DNA'daki bu yeni bilginin içinizde nereye bağlandığını algılama izni vererek bedeninizin içindeki tarihin kilidini açma zamanıdır. Mantıklı zihniniz için her zaman anlamlı olmayacaktır bu. Mantıklı zihniniz bir yeri, işlevi ve amacı olduğunu ama bunun sizin kimliğinizi oluşturmadığını öğreneceksiniz. Ve eğer onu aşırı ve kötüye kullanırsanız bedeninizde gerilim yaratırsınız. Deneyimlediğinizi her zaman mantıklı olarak anlamanız gerekmez. Kendinize bakın. Mizah duygunuzu her zaman koruyun. Evrimleşmekte olduğunuz fikrinizi koruyun. Birçok şeyden geçeceksiniz. Çünkü çakra sisteminizden oluşan bir kimlik merdivenine tırmanmaktasınız. Çakralar sizin kendinizi herhangi bir alanda harekete geçirdiğiniz ya da ifade ettiğiniz yaşamlara göre ayarlanmış enerji bilgi merkezleridir. Gelecekteki birkaç yıl içinde kimliğinizi ortaya çıkarmanız şarttır. Işık şifreli iplikçikler bir ışık aracı, ışığın parçası ve ifadesidir. Suretleri bedeninizin dışındayken bu ışık şifreli iplikçikler hücrelerinizin içinde milyonlarca ince, tülümsü iplikçik olarak bulunur. Işık şifreli iplikçikler sizin kim olduğunuzun öykülerini barındıran ışık dili geometrisini taşır. Işık şifreli iplikçikler gezegene daha önceden gelmemiştir. Çünkü onları uzak tutan karanlık ekip tarafından yaratılan bir kirlilik söz konusuydu. Işık şifreli iplikçikler dilin geometrik bir biçimini tutan ışınlar gibidir. Size kozmik bir veri tabanından gelir ve bilgi taşırlar. Çoğunuz bedeninize verilecek bir şifaya gereksinmeyecek durumdasınız. Sizin bedeninize yerleştirilecek bir anlık, bir eğitim ya da aşılamaya ihtiyacınız var. Gelecek birkaç yılda içinde olacak olan da bu.